CoinShares Kripto Para Borsası'nın hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Faruk. Bugün sizlerle beraber kripto para yatırımlarında dikkat etmemiz gerekenler ve aslında bilmemiz gereken 3 ana başlıktan bahsedeceğiz. Aslında bu noktada birçok durum var. 3 başlığa sığdıramayız. Fakat biz en iyisi mi bir video serisi yapalım ve her seride de 3 tane bu durumdan bahsedelim dedik. Dilerseniz hemen geçelim. İlk olarak paranızı yönetin. Evet, söz konusu yatırım olduğunda ve özellikle söz konusu kripto paralar olduğu zaman yatırımlarımızı yönetmek, paramızı yönetmek gerçekten çok önemli bir durum. Neden mi? Çünkü zaten yeterince kolay manipüle edilebilen, çok sallantılı, dedikoduların bol olduğu ve kaosun çok çok fazla olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Ve bu piyasada da paramızı yönetmemiz aslında çok önemli. Peki paramızı nasıl yönetiriz? Kripto paralarda baktığımız zaman teknik ve temel analiz ne kadar önemli olsa da ne yazık ki bunlar yeterli olmuyor. Bundan dolayı bizim belli stratejiler belirlemek, duygularımızı yönetmek ve olabildiğince manipülasyondan kaçarak aslında paramızı yönetmemiz gerekiyor. Yani aslında yatırımlarımızı kısa vadeliden ziyade uzun vadeli düşmemiz gerekiyor bir noktada. Çünkü kısa vadeli sürekli bir dalgalanmalar söz konusu olduğu için bu noktada paramızı kısa vadeli ne yazık ki yönetemeyebiliriz. Bundan dolayı paramızı kısa vadeli yatırımlarımızda kullanmaktan ziyade birazcık daha orta ve uzun vadeli düşünerek yatırımlarımızı yapmak çok daha sağlıklı oluyor. İkinci olarak plan yapmak. Evet, aslında ben çok düzensiz bir insan olduğum için ne yazık ki burada planlarım, programlarım hiç birbirine uymuyor. Bu yüzden ben burada lafı Salih'e bırakıyorum. Salih, nasıl plan yapıyorsun veya neler yapabilir yatırımcılarımız? Teşekkür ederim Ahmet, söz verdiğin için. Ben kendi planlarımı şu şekilde bahsetmek istiyorum. Genel yatırımlarımın sadece %35'lik kısmını kripto paraları yatırımlarım yapıyorum ve yapmış olduğum kripto para varlıklarda ise %80 hatta %70'lik bir dilimimi her zaman nakit tutmaya özen gösteriyorum. Çünkü bir ayı sezonundayız ve ayı sezonunda büyük düşüşler, büyük fırsatlar doğurabilir ve uzun vadeli düşündüğüm, white paper'ın okuduğum ve güvendiğim projelere yine yatırımlarımı yapıyorum. Yatırımlarımı yaptığım zaman da genel ortalamamı ve genel maliyetimi düşürerek tekrardan uzun vadeli düşünme hedeflerimi ve hodl çantamı sıkıca tutup bir sonraki bu aya hazırlanmaya çalışıyorum. Gerçekten çok önemli. Psikolojik bir savaş veriyor aslında Salih bu noktada. Ben daha çok eğer o gün düşüş varsa gidip uyumayı tercih ediyorum. Yani ben düzensiz bir insanım, o yüzden sizler benim gibi değil, Salih gibi yapın. Üçüncü olarak FOMO'dan kaçının. Duygularınızı gerçekten bir kenara bırakın ve yatırımlarınızı öyle yapın. Çünkü burası bir kripto para dünyası ve kripto para dünyasında kaçmayacak tek şey, bitmeyecek tek şey daha doğrusu fırsat. FOMO aslında kelime anlamıyla bir kaybetme korkusu anlamına geliyor. Bu da aslında modern kültürde birazcık karşımıza çıkıyor. FOMO aslında bir nevi kaybetme korkusu, tren kaçtı gibi şekillerde yorumlanabilir. Bundan dolayı FOMO'dan kaçınmak aslında kripto paralarda hem paramızı yönetmemizi sağlar hem de planlarımıza uymamızı sağlar. Evet, bu iki durum uyduktan sonra aslında hem psikolojimizi koruyoruz, hem paramızı koruyoruz, hem de planımıza daha da sadık bir şekilde ilerliyoruz. Bugün sizlere 3 tane başlıktan bahsettik. Burada ilk olarak paramızı yönetmek, ikinci olarak plan yapmak ve üçüncüsü FOMO'dan kaçınmak. Bu üçünün ortak noktası ise duygularımızdan geçiyor. Duygularımızı her ne kadar kontrol altında tutabilirsek, her ne kadar yönetebilirsek aslında para kazanmamız o kadar daha da kolay hale geliyor. Unutmayın, balinaların bizden istediği şey, daha doğrusu paramıza çökmeye çalışan insanların bizden istedikleri şey, duygularımızı kontrol edemeyecek kıvama gelmek. Ve bunun için en uygun olan piyasa şu anda kripto para borsaları. Kolay manipüle ediliyor, insanlar kolay kandırılıyor, insanlar kolay bir şekilde bu tren kaçtı moduna girebiliyor. Bundan dolayı siz bu modlardan kaçının ve paranıza sahip çıkın. Bugün sizlerle bu konuları konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada unutmadan CoinShares kripto para borsamızın YouTube kanalını takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı da takip edin. Görüşmek üzere, bol kazançlar.